3 sayfa geometri çalışmalarına başlamaya hazır mısınız? Evet bizler hazırız. 18 Temmuz Pazartesi günü TYT-AYT geometri kampına başlıyoruz. Evet kitabımız KARE Akademi yayınlarından çıkmıştır. Evet, kitaba nasıl ulaşacaksınız? Kitabımıza KARE Akademinin tüm satış noktalarından ve bayilerinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda internet sitesinden de satışa sunulacaktır. E, videonun açıklama kısmına onun linkini koyacağım. Bu birkaç gün içerisinde. Ee, sadece ve sadece Karya Akademi'nin sitesinden satış olacak. Ee, Trend Yolda da satış olacak ve diğer sitelerde de satış olacak tabii ki bunun. Ee, bunların linkini o Trend Yolda falan onaylanma süreci var. Çünkü o onaylanma süreci bittikten sonra e, videonun açıklama kısmına ben size eklerim. Onaylandıktan sonra o linki de ben size koyarım. İsteyen Trend Yoldan, isteyen Karya Akademi'den ya da isteyen diğer sitelerden e, kitabımıza ulaşabilir. E hocam sadece kitap mı al alacağız? Yani... Bunların PDF yok mu? Evet arkadaşlar biz eğitimde fırsat eşitliğiyle yola çıkan kişiler olduğumuz için tabii ki sizlere PDF'i de koyacağız. Yani PDF'i videonun her, her, her konuyu her konuyu anlattığımızda videonun açıklama kısmına linklerini koyacağız ve sizler PDF'ini indirip o PDF üzerinden üzerinden de çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Ee, bu PDF yalnız biliyorsunuz siyah beyaz olur. Ee, bir de şey olur. Ne bileyim kitapla aynı fiyata denk geliyor hemen hemen. Yani bu pahalılıkta fotokopinin ne kadar olduğunu siz de biliyorsunuz. Ee, kitap fiyatı işte atıyorum işte 120-130 lirayken fotokopi fiyatı da aynı fiyat oluyor. Yani o yüzden bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Sizin elinizde, sizin inisiyatifinizde ama ee, ne bileyim fotokopi çektirip tek tek böyle dosyalamaktansa kitap almak sanki daha iyiymiş gibi geliyor ya da onun yorumunu siz yaparsınız. Size bırakıyorum arkadaşlar. Kitap kaliteli bir şekilde ve renkli bir baskı şekilde sizin karşınıza gelecek ve çok kaliteli bir şekilde gelecek. İstediğiniz şekilde kitabı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, kitap geometriyi öğrenmek isteyen her seviyedeki öğrenciye göre hazırlanmış bir kitaptır. 2017'den beri biz bu işi YouTube üzerinden yapıyoruz. Her sene güncelleme yapmışımdır. Bu sene de yine güncelleme yaptık arkadaşlar. Geçen sene kitabın üzerinde kitabın %60'ı kullanıldı. Bu sene üzerine %40 daha bir ekleme yaptık arkadaşlar haberiniz olsun. Çünkü her sene ben güncelliyorum. 2024 tayfada da mesela güncelleme yapacağım. Hani bunun sözünü buradan veriyorum arkadaşlar. E çünkü her sene kendimizi geliştiriyoruz. Her anlamda geliştiriyoruz. Ve her sene ÖSYM farklı bir tarzda karşımıza çıkabiliyor. O ÖSYM'nin tarzını mutlaka ben size göstermeye çalışıyorum. Ve ÖSYM'deki çıkmış soruları da mutlaka mutlaka koyuyorum arkadaşlar. Bu sene de o şeyi yaptık. Evet eklediğimiz sorular oldu mu? Oldu. Ya da hatta eklediğimiz konular oldu. Geçen seneki konu anlatımında çemberin sonuna kadardı. Analitik ve katı cisim yoktu. Bu sene analitik ve katı cisim de var arkadaşlar. Kitabımız 288 sayfalık bir kitap. Haberiniz olsun. Geçen sene kitap 152 sayfa falandı galiba arkadaşlar. Ee, bu sene isteyenler geçen seneki kitaptan devam edebilir. Sıkıntı yok. Geçen seneki kitap olanlar e, Hocam çember sonrasında Çemberden sonrasını ne yapacağız? Çemberden sonrasını da e, videoların altındaki PDF'leri kullanıp fotokopilerini çekip oradan da o şekilde devam edebilirsiniz. O da size kalmış bir şey arkadaşlar. E, ama e, bu sene yani yeni ÖSYM'nin diliyle anlatacağım için hani bu videolarla takip etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar haberiniz olsun. Evet her seviyedeki öğrenciye göre hazırlanmış dedik onun altını bir açalım. Her seviyedeki öğrenci derken hocam geometrim sıfır hiçbir şey yapamıyorum. Yani bu kitap buna uygun mu? Kesinlikle ama kesinlikle uygun. Ya da hocam geometrim çok ileri seviyede. Yani bu geometriyi de siz anlatırken sıkılır mıyım? Hani sıfır öğrenci anlıyor bunu. E, sıfır öğrenciye göre mi anlattınız? Tamam sıfır öğrenciye göre de anlattık ama e, geometrisi çok ileri seviyedeki olan öğrenciler de sıkılmıyor. Öyle bir tarzda anlatışımız var arkadaşlar. E, anlattığımız zaman zaten sizler de bunun farkına varacaksınız. Klasik ve yeni nesil sorulardan oluşmaktadır kitap. Tabi konu anlatımı yaparken temel yapıları sizlere verirken klasik soruları kullanmak zorundayız. Klasik soruların yanında tabii ki her tarz hatta ilk defa göreceğiniz yeni nesil sorularda mevcut arkadaşlar burada. Ee, hemen hemen ÖSYM'nin çizgisini yakaladığımızı düşünüyorum arkadaşlar bu bu anlamda. Hani geometri'deki ÖSYM ne soracaksa ya da ne sorduysa ya da ne soracaksa e, onu tahmin eder bir hale geldik ve onu da kitabın içindeki içinde yansıtmaya çalıştık. Her tarz soruyla karşı karşıya olacaksınız arkadaşlar burada. TYT ve AYT'de başarılı olmak isteyen her öğrencinin çalışması gereken kapsamlı bir kitaptır. Çünkü her şey verildi arkadaşlar. Kapsamlı derken bir konuda bakın sadece bir konuda. Hani 50'nin üzerinde soru var. Mesela üçgende benzerlikte ya da üçgende alanda 50'nin üstünde soru örnekle bir konu bir konunun konu anlatımı yapılmış arkadaşlar burada. En ince detayına kadar anlatılmış. Yani sen buradaki konu anlatımını dinledikten sonra başka bir yerde konu anlatımı dinlemene belki de gerek kalmayacak. Ha dinlersen sadece pekiştirmiş olursun. O da ayrı bir konu. Değil mi? E o yüzden arkadaşlar çok çok kapsamlı bir şekilde bir konu anlatımıyla karşınıza geldik burada. Haberiniz olsun. Evet kitabın içindeki her konu anlatımındaki sorular ve testlerdeki her soru ayrıntılı bir şekilde size anlatılacaktır. Yani burada kitapta bir soru var hadi bunu da siz yapın tarzında değil. Tabii ki sizin de yapacağınız sorular olacak ama onların çözümleri videolarda mutlaka mutlaka bulunacak arkadaşlar. Bu anlamda da size bunun sözünü de vereyim arkadaşlar. Evet kamp kitabının tüm videoları tabii ki kesinlikle ama kesinlikle ücretsiz arkadaşlar. Ücretle katıl butonuna falan basmanıza gerek yok. Ücretsiz bu konu anlatımındaki e, videolara ulaşabilirsiniz. Zaten kitapta e, şeye tıkladığınız zaman hani kare kod uygulaması var. E, o kare kodu e, okuttuğunuz zaman direkt o konu anlatımına geleceksiniz arkadaşlar. Oradaki bütün videolar ücretsiz. Zaten katıl butonuna da özel bir şey de yaptığımızda yok. Sadece öylesine YouTube önerdiği için açtığımız bir sistemdir katıl butonunda katıl e, üye olmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Buradan onu da duyurayım isterseniz. Evet, geometrideki tarzım nedir? Konu anlatırken tarzım nedir? Bir de ondan bahsedeyim isterseniz. Burada tarz çok önemli. Bir kere geometriyi temel yapılarla anlatan bir tarzım var arkadaşlar. Ya temel yapılarla anlatmak nedir? Yani tanımlarıyla, sadece tanımlarıyla, geometriyi tanımlarıyla anlatan, bilinmesi gerekenlerle anlatan bir tarzım var. Çünkü geometride öyle bir şekilde bir anlatım yaparım ki her soru tarzına ait bir özellik yazabilirim size. Yani bir konuda bakın doğruda açılarda sadece doğru açılarda sizin karşınıza 30 tane 40 tane özellikle çıkabilirim. İşte bu özellik budur bu özellik budur yani şu özelliği gördüğünde bunu yap. Ya da bu soru tipini gördüğünde bunu yap. Hadi Hatta bazı kitaplarda da vardır. Üste bir soru ya da yana bir soru yazar. İşte özelliklerler, özellik derler. Özellikleri sıralarlar. Yanında da soruları yaparlar. Bu şekilde gittiğiniz zaman arkadaşlar sadece günü kurtarırsınız. Sizi birkaç gün idare eder. En fazla bir hafta idare eder size. E sonrasında e, siz onu unutacaksınız. Yani kalıp ezberlediniz orada. Hiçbir işinize yaramaz. O yüzden mantığını öğrenmek zorundasınız burada. Temel yapıları öğrenmek zorundasınız. Temel yapılardan çözüme ulaşmak zorundasınız. O yüzden geometriyi temel yapılarla anlatmayı seven bir adamım, haberiniz olsun. Kuralcı zihniyete karşıyım. Dedim ya. Eee, doğru açıları ben size 30 tane özellikle 30 tane kuralla anlatabilirim. O yüzden e, böyle bir şey kesinlikle ama kesinlikle karşıyım. Eğer bir kural vermek zorunda kalırsam ya da bir özellik vermek zorunda kalırsam da ispatıyla veririm. E, zaten ÖSYM'ye bakacak olursak arkadaşlar. inceledim Geçen sene ÖSYM nereden, nereden nereye serisinde inceledim ÖSYM'nin tarzını. Son 10 yıl içerisinde özelliklerle ilgili soru kaç tane soru sordu biliyor musunuz? Bakın 100 tane soru var. Son 10 yıl içerisinde. Hatta 200 tane soru var. 200 tane sorunun sadece 3 tanesi. Sadece 3 tanesi özellikten gelmiş. Ve yeni sınav sisteminde YKS sınavı geldiğinden beri adamlar bize geometriyle ilgili özellik sormamış. Hep temel yapılardan sorular sormuş. Demek ki gittiğim yol Doğru yol. Doğru yoldayım. Sizleri de doğru yolda götürmeye söz veriyorum arkadaşlar. Birlikte bu işi çok güzel bir şekilde yapacağız. Hiç merak etmeyin. Evet. Kuralcı bir ziyanete karşıyım ve e, bir kural vereceksem de her şeyin ispatında veririm dedim arkadaşlar. E, tarzım en önemli tarzım ne biliyor musunuz? Evet. En önemli tarzım üçgen temelli bir anlatıma anlatım tekniğim var. Üçgenleri Dibine kadar anlatırım. En ince ayrıntısına kadar anlatırım. Dedim ya biraz önce de zaten. Bir konuda belki 50'ye 50'ye yakın soru var. Yani 50'den fazla soru var. Ya da 60'a ya yakın ya da 70'e yakın sorun var. Hani kitabı aldığınız zaman bakarsınız. işte üçgende benzerlikte kaç tane soru var. Üçgende alanda ya da paraya kenarda kaç tane soru var diye bakarsınız. Ee, dediğim gibi üçgenleri böyle çok iyi bir şekilde ayrıntılı bir şekilde anlatırım. Üçgenleri anlattıktan sonra diğer bütün konuları bak altını çizerek söylüyorum. Bütün konuları üçgene dayalı anlatmayı severim. Nasıl mı? Mesela atıyorum üçgenler bitti. Paralel kenar konusuna başladık. Paralel kenarın sadece tanımını vererek. Paralel kenarın tanımı şudur. Karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dört kendirim. Ve buyurun arkadaşlar örnekler. 20 tane 30 tane örnekle e, sadece paraya kenarın tanımını kullanarak ve üçgen bilgisini kullanarak size nasıl çözülebileceğini anlatırım ve sizler de bu işi orada kavrarsınız. Ve ÖSYM de bunu yapıyor biliyor musunuz? Adam paraya kenarın tanımını bilen öğrenciyi arıyor ve üçgeni kullanabilen, o soruda üçgeni kullanabilen ya da yamuk. Karşı sadece iki kenarı paralel olan dörtgene yamuk denir. E, arkadaşlar yamuk içerisinde mesela benzerlik soruları çok çıkar. Üçgende alan soruları çok çıkar. ÖSYM bu tarz öğrencileri seçiyor arkadaşlar. Ben de bu tarz anlatıyorum zaten. Çok diye oturdu. Sisteme oturmuş. E, konu anlatımında o yüzden e, gerçekten tüm öğrencilere hitap eden bir konu anlatımı var arkadaşlar. Ezberci zihniyete karşı gelen, e, kuralcı zihniyete karşı gelen ve üçgen temelli bir anlatıma sahip bir konu anlatımıyla karşı karşıya olacaksınız arkadaşlar. Bu sadece dörtgenlerde değil, ha. çemberi de aynı şekilde üçgen temelli anlatacağım katı cismi de analitiği de aynı şekilde üçgenlere vurgu yapa yapa anlatacağım arkadaşlar analitik geometri sorularına da bakabilirsiniz arkadaşlar adamlar size 4 tane analitik soru sorduysa 3 tanesinin ya da en fazla 3 tanesi ya, e, sadece en az en, en az iki tanesinin içerisinde sadece üçgenle yapılabilen soru var arkadaşlar <laughs> o yüzden üçgenle de nasıl çözülebilecek yani sen e, analitiği açtığın zaman sadece analitik kurallarıyla yapabileceğini zannetme bu mantıkta gidersen analitikte çıkacak soruların yarısını yaparsın ya da en fazla bir tane bir tane iki tane yaparsın. Katı cisim de aynı şekilde. Üçgen temelini bilmezsen e, katı cisimi yapamazsın kardeşim. Orada da dik üçgen var. Orada da Pisagor bağıntısı var. Orada da üçgende alan var. Orada da benzerlik var. Yani orada üçgenin içine yani katı cismin içine üçgeni uyarlamazsan olmaz. İşte biz bunu yapacağız. Sana üçgeni dibine kadar anlatacağım. Üçgeni anlattıktan sonra da diğer konuları da üçgen bilginle çözdürmeye çalışacağım. Soruların zaten %80'i üçgen bilgisiyle çözülüyor. Bunu da unutma. Ve geometri görme işi. Sözüne acayip uz uyuz olan bir adamım. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Niye? Zamanında lisedeyken ben, ben de mesela matematiği çok iyi olan bir öğrenciydim. Hatta öğretmenler bana yapamadığı soruları verirdi. Ben de uğraşırdım. Hatta bir hafta boyunca uğraştım. Hatta rüyamda çözdüğüm soru olurdu. Düşün yani. O kadar kafama takardım ki rüyamda çözerdim. Ama geometrin çok o kadar iyi değildi. Ee, ki üniversite sınavına girdiğim zaman da kaçırdığım sorular da geometriden de arkadaşlar haberiniz olsun. Ee, geometride ya yapamazdım. Niye? Uğraşırdım. 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 Yapamazdım. Hocaya giderdim. Hocam yapamadım. Ya Kenan derdi. Şuradan bir çizgi çizeceksin. Olay bitti. E, hocam ben bunu nasıl şey yapayım? E, fark edeyim e, geometri görme işidir derdi. Bol bol soru çözeceksin. Tamam bol soru çözme var. O ayrı bir konu. E, siz de bol bol soru çözeceksiniz. Ama görmezsen yapamazsın derdi. E, ben de o görme işine çok taktım. Hiç de yapamadım. Çoğu öğrenci de şu an beni izleyen çoğu öğrenci de aynen bu dertten müzdariptir. E, şey yapamaz. Yani geometri görme işidir der hoca. yüz olur gider. Göremiyorum hocam. Ondan sonra bir soru götürdün görme işi. İki soru götürdün görme işi. Üçüncü de ya artık ben bu geometriyi göremiyorum dersiniz. Ondan sonra maalesef geometri bırakırsınız. Hep bununla karşılaşıyoruz zaten. Yok. Ben nasıl anlatıyorum? Bu da en önemli tarzlarından biri. Geometri görme işi değil. Geometri verilen bilgileri kullanabilme işidir. Ya da kullanabilme yeteneğidir. Her konuya ait size bir mantık vereceğim. Ya arkadaşlar topu topu 5 tane ya da en fazla 6 tane mantık var ya. Şunu görürsen bunu yaparsın. Eşitlik varsa orta taban çizersin. Ya da ne bileyim şöyle olduğunda böyle yaparsın diye bak mantık. Ya ezber demiyorum mantığıyla anlatacağım size. Her konuda şöyle olursa böyle bir mantık var deyip en fazla 6 tane mantıkla ya da kodlamayla da diyebilirsiniz. Fark etmez arkadaşlar. 6 tane mantıkla size bütün geometriyi anlatacağım. Yalnız sizden istediğim bir tek şey var arkadaşlar. Geometri de dik üçgenlerin sonuna kadar sabreden kişi ondan sonrasını çok iyi bir şekilde götürür. Bunu unutma. Bak dik üçgenlerin sonuna kadar, tamam? Yani ikiz kenar, eş kenar, yani ikiz kenarın başına kadar diyebilirim yani. Dik üçgen konusu, Pisagor bağıntısı, özel açılı üçgenler bittikten sonra artık geometri öğreneceksin çünkü sen dik üçgenlerin sonuna kadar şurayı beynini bayağı bir yakacaksın. Beyninin yanması iyidir. Gerçekten oraya kadar yanması iyidir. Ondan sonra konularda beynin fazla yanmayacak çünkü temeli sen atmış olacaksın. Ben geometriyi ikiye ayırırım. Üçgenler ve diğerleri üçgenleri de ikiye ayırırım. Dik üçgenlerin sonu ve dik üçgenlerin sonundan diğer e, ee, açı kenar bağıntılarına kadar ya da üçgende merkezlere kadar diye ikiye ayırırım. O üçgenlerdeki ilk kısmı iyi bir şekilde halledersen devamı çok güzel bir şekilde gelecek. Bunun garantisini verebilirim. Hatta üçgenleri bitirdikten sonra TYT sınavına girdiğinde 6 tane net yani garanti diyebilirim arkadaşlar. 6 tane neti çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bu da ne kadarlık bir aylık bir çalışmanın sonunda ortaya çıkacak bir şeydir arkadaşlar. Geometri sıfır olan bir ay ya da bir buçuk ay sonra 6 netle karşılaşacaksınız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ve biz bunu ben, ya sadece benle değil senin sayende de şey yapacağız. Yani bu ben size yol göstereceğim. Sen kendi aziminle bunu yapacaksın buçuk ayın sonunda 6 net, ondan sonra 7 net, 8 net, 9 net sonra AYT'ye gireceksiniz. AYT'lerde de netler zaten 4-5 netle başlayacak. Sonra bir bakmışsınız full ya da full'e yakın yapma adayı olacaksınız. Geometri sıkıntılı derslerden biridir. Bu sıkıntılı derslerden birini çok güzel bir şekilde birlikte halledeceğiz arkadaşlar. Hiç sıkılmadan ve çok zevkli bir şekilde halledeceğiz. Ve... İlk başta dediğim gibi kafa biraz yanacak ama ondan sonrasında on yanmalar çok az bir şekilde olacak ve bu işi çok iyi bir şekilde öğreneceksiniz arkadaşlar. Ama şunu da söyleyeyim. Şimdi bazılarınızın şey de olabilir. Ya hocam ya ben çalışıyorum ama sizden anlamıyorum. Ya bir elektrik öğrenciyle aramızda bir elektrik mutlaka oluyor. Hani bir öğrenci öğretmene ısınamadığı zaman alışamadığı zaman bu işi yapamıyor. Arkadaşlar diğer YouTube'da de geometri dersi anlatan hocalarımızla da bu işi de yapabilirsiniz. Bunlar kimler? Nurtaç Hoca, İlhan Hoca, Merkeze Teyit İlhan Hoca, Erhan Ardıç ile geometri. Bu hocalarımızın da konu anlatımına bakabilirsiniz. Bunlarla da çalışabilirsiniz. Ya diğer hocalarımızla da e, kanalına abone olun, onlardan da bir şeyler öğrenmeye çalışın. E, benden konu anlatımı dinleyip o hocalarımızdan soru ya da o hocalarımızdan konu anlatımı dinleyip benden soru çözümlerine bakabilirsiniz. Çünkü bizler sadece konu anlatımıyla kalmayacağız. Çok değişik projelerle karşınıza geleceğiz. Çok değişik şeylerle karşınıza çıkacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet geometriyi benim kanalımdan izleyecek olan arkadaşlar için her şeyden bahsettim. Kitaptan bahsettim. Tarzımdan bahsettim. Ee, geometriyi sonuna kadar güzel bir şekilde halledeceğiz. Ve bu arada programlı bir şekilde de halledeceğiz. O program kitabın içerisinde de olacak. Ve aynı zamanda bundan sonraki birkaç birkaç gün içerisinde bunlarla ilgili de açıklama videoları da gelecek hangi kitapları çözeceğiz gibi gibi şeyleri de zaten bundan sonraki videolarda da yayınlayacağız. Ama konu anlatımı ne zaman başlıyor? 18 Temmuz pazartesi günü konu anlatımlarına başlıyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. O zaman ne diyoruz? Konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.